Elif ile Alp çocuklar için psikoeditsel etkinlikler. Kapak sayfasının üstünde mavi harfler ile Elif ile Alp çocuklar için psikoeğitsel etkinlikler yazıyor. Kitabımızın kapağındaki resimde dört katlı bir evin pencerelerinden bakan ve kardeş olan Elif ile Alp onların anne babası ile büyük anne büyük baba ve kedi ile köpekleri yer alıyor. Evin kapısının bize göre salondaki pencerede Kahverengi, uzun kulaklı, sevimli köpek patilerini pencere kenarına koymuş bize gülümsüyor. İkinci kattaki pencerelerde büyük baba ile büyük anne duruyor. Tepesindeki saçları seyrelmiş beyaz kaşlı, beyaz ince bıyıklı büyük baba bize gülümseyerek el sallarken beyaz saçlarını topuz yapmış büyük anne gülümseyerek yan pencereden bakıyor. Üçüncü katta Alp ile Elif'in anne ve babası var. Anne sarı uzun dalgalı saçlarını açık bırakmış. Baba kısa saçlarını yana doğru taramış. Dördüncü katta ise Elif ile Alp bize kocaman gülümsemeleriyle el sallıyorlar. Alp'in kısa dik dik sarı saçları var. Elif kızıl saçlarını tepesinden kurdele ile toplamış. Evin çatısının altındaki küçük yuvarlak pencerede ise evin kahverengi tekir kedisi bize bakıyor. O da patilerini pencere kenarına dayamış. Uzun bıyıklı ağzı. Gülümser gibi duruyor evin çatısındaki bacadan ince bir duman yükselmekte. Kırmızı kiremitli çatının tepesinde horoz şeklinde bir rüzgar gülü takılı. Gökyüzünde sarı bir güneş pırıl pırıl parlıyor. Evin her iki yanında büyümüş birer yeşil ağaç ve onların diplerinde açmış sarı ve pembe yapraklı çiçekler var. Kapak sayfasının altında bize göre solda kırmızı renkte Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ismiyle logosu yer alıyor. Logo kırmızı çemberin içindeki yıldızlarla ortasında bayrağımızdaki ay yıldızın yer aldığı açık bir kitap ve kırmızı alevli meşeleden oluşuyor. Sayfanın altında bize göre sağda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazılı. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada sadece yazılar var. Değerli anne babalar bu kitapçık pandemi parantez içinde küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kitapçık içeriğinde hikayenin belirli kısımlarına yerleştirilmiş çocuklarınızla uygulayabileceğiniz interaktif etkinlikler bulunmaktadır. Hikaye okuma ve etkinlikler esnasında çocuklarınızla birlikte çalışmanız, onlarla daha kolay iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Yeni bir sayfadayız. Elif ile Alp sabah erkenden okula gitmek için uyandı. Anne ve babası mutfakta kahvaltı masasının başında sohbet ediyorlardı. Evde her sabahki işe veya okula yetişme telaşı yoktu. Bu sayfadaki resimde Elif, Alp, anneleri ve babaları kahvaltı masasında oturmuş bize doğru bakarak gülümsüyor. Elif 6-7 yaşlarında, kızıl kahverengi saçlı bir kız çocuğu. Elif'in at kuyruğu yapılan düz saçına pembe kurdele takılmış. Elif'in üstü desenli mavi elbisesi var. Alp 5-6 yaşlarında, sarı ve kısa saçlı bir erkek çocuğu. Yeşilli sarılı bir tişört ile şort giyen Alp ablasının yanında oturmuş sağ elini havaya kaldırmış kaşığını tutuyor. Kahverengi saçlı baba Elif'in sağında oturuyor. Üzerinde sarı tişört ile yeşil pantolonu var. Sağ elinde bıçak, sol elinde çatal tutmuş. Sevecen gülümsemesiyle karşıya bakıyor. Sarı saçlı anne Alp'in solunda oturmuş çiçek desenli kırmızı uzun bir elbise giyen anne sağ elindeki çatalı tabağındaki yiyeceğe batırmış. Ailenin tüm üyelerinin yüzleri yüz yuvarlak, gözleri ve kulakları küçücük, yanakları al al. Elif, Alp ve ailesinin oturduğu kahverengi dikdörtgen masanın tam ortadan konmuş kalın ve geniş bir ayağı var. Masanın üzerindeki yemek tabaklarında yuvarlak yiyeceklerden duruyor. İçecek dolu iki bardaktan Elif'e ait olanında bir pipet var. Ekmek tabağı peçetelik ile içinde kırmızı sarılı üç çiçek olan kırmızı bir boza ise masanın tam ortasına konmuş. Elif ile Alp'in arkasında perdeleri kenara çekilmiş bir pencere bulunuyor. Bu sayfada ve kitabın geri kalan sayfalarında en üstte perde gibi yuvarlamsı kenarları olan sarı bir şerit var. Alp kahvaltısını yaparken saate baktı. Telaşla "Anne baba, geç kaldık." dedi. Annesi gülümseyerek cevapladı. "Çocuklar, koronavirüs salgın hastalığı önlemleri sebebiyle bir süre evde kalacağız. Hadi gelin salgın hastalık nedir, bunu öğrenelim." Sayfa değiştirdik. "Salgın hastalıklar, kısa zamanda birçok insana bulaşabilen hastalıklardır." Bu hastalıklara mikroorganizma adı verilen gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar neden olur. Bunlardan birisi de virüslerdir. Bu sayfada iki resim bulunuyor. Bize göre solda olan ilk resimde ayakta durmuş hapşırırken ağzını ve burnunu beyaz bir mendille kapatmış olan Alp var. Alp turuncu bir mont, mavi bir pantolon ve kırmızı ayakkabı giymiş. Boynuna ucu püsküllü sarı bir atkı takmış. Alp'in başının üstünde havada uçuşan dört mikroorganizma var. Mavi çemberin içindeki yuvarlak mikroorganizmalar mikroskop altındaki görünüşlerine benziyorlar. Mavi, yeşil, pembe renklerdeler ve iğne gibi üzerlerinde çıkıntılar var. Hastalığa yakalanan insanların tedaviye ihtiyaçları olabilir. Bu kişiler ilaçlarla hastanelerde veya evlerde tedavi edilebilir. Sayfada bize göre sağda duran ikinci resimde bir kadın doktor üstündeki tişörtü çıkartarak muayene masasına oturmuş olan Alp'i muayene ediyor. Doktor ve Alp bize bakarak gülümserken doktor stetoskopunun yuvarlak yassı ucunu Alp'in göğsüne koymuş kalbini ve nefesini dinliyor. Stetoskop vücut içinde oluşan sesleri dinlemeye yarayan bir alettir. Metal yuvarlak uç kısmına diyafram iletici denir. Diyafram iletici ince plastik bir hortumla kulaklığa bağlanır. Metal çubuklardan oluşan kulaklık Alp'i muayene eden doktorun kulağında takılı. Sarı saçlarına at kuyruğu şeklinde bağlamış olan kadın doktorun oval küçük gözlükleri var. Üzerine beyaz bir önlük giymiş. Önlüğünün cebinde ateş ölçen bir derece duruyor. Diğer sayfaya geçtik. Elif babasına döndü. Baba, salgın hastalığın ne olduğunu öğrendim. Peki neden evden çıkamıyoruz? Babası, daha önce annenin de söylediği gibi bu hastalık gözle görülmeyen mikroorganizmalarla bulaşıyor. Kalabalık ortamlarda salgın hastalığın bulaşma ihtimali yüksektir. Bu nedenle bir süre evde kalıp kendimizi salgından korumak için önlemler alacağız, dedi. Bu sayfada güneşli bir günde okul servisinde yolculuk yapan çocuklar ile servis şoförü bulunmakta Elif Alp ve üç arkadaşıyla şoför okul otobüsünün penceresinden bize gülümsüyor. Sarılı turunculu serviste Elif dışındaki diğer çocuklar erkek. Çocuklardan biri gözlük takmış. Çocukların saçlarının bazıları kıvırcık bazıları düz. Bazı çocuklar sarı bazıları kahverengi saçlı. Alp ve önünde duran arkadaşı bize el sallıyor. Servis şoförü mavi bir ceketle aynı renkte bir şapka takmış. Servisin sol yan tarafında kırmızı, sekizgen bir levha var. Servisin tekerlekleri ise gri renkli. Servisin sağ tarafında bir iki katlı evler ile apartmanlar bulunmakta. Apartmanlar pembe, mavi, sarı renklerle boyanmış. Bazılarının çatıları üçgen, bazılarının yarım daire, bazıları ise dikdörtgen şeklinde. Çatılar kırmızı, mavi, turuncu, pembe renklerde. Çatıların bazılarında anten, bazılarında ise baca var. Evlerin arasındaki up uzun direklerden elektrik kabloları geçiyor. Yol kenarındaki kaldırımda ikisi kısa, dördü uzun olmak üzere altı tane yemyeşil ağaç duruyor. Gökyüzündeki turuncu renkli güneş dört tane bulutun arasında parlamakta. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada üç küçük resim yer alıyor. Sayfanın bize göre sol üst köşesindeki resimde Elif ile annesi salata hazırlarken bize gülümsemekteler. Elif yeşil morul, kırmızı domates, turuncu havuç, kırmızılı beyazlı turp parçalarından oluşan salataya beyaz bir tuzluktan tuz ekiyor. Annenin sağ elinde servis kaşığı var. Elif ile annesi birbirlerinin aynısı, kırmızı yuvarlak desenli sarı mutfak önlükleri takmış. Beyaz salata kasesinin önünde sarı dolmalık biber, kırmızı domates, zeytinyağı şişesi ve içi dolu küçük bir kase duruyor. Elif merakla <laughs> sordu. Ne tür önlemler alacağız? Annesi: Bu salgın hastalıktan en iyi korunma yöntemi temizliğimize dikkat etmektir. Çocuklar, ellerimizi sabunla 20 saniye süresince yıkamalı ve ardından kurulamalıyız. Ellerimizi ağzımıza ve gözlerimize götürmemeye özen göstermeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmek ve uyku düzenimize dikkat etmek de çok önemli." dedi. Sayfanın bize göre sağ üst köşesindeki resimde Elif yatağında gülümseyerek mışıl mışıl uyuyor. Elif'in siyah yuvarlak desenli pembe çarşaflı yatağındaki yastığı ve pikesi de pembe. Pikenin üstünde minik mavi çiçek desenleri var. Elif mavi tavşanına sarılıp sağ tarafına doğru yatmış. Sol kolunu pikenin üstüne koymuş. Elif'in duvarındaki saat 21.02 gösteriyor. Sayfanın bize göre sağ alt köşesindeki resimde bir çocuk ellerini yıkıyor. Yüzü ve vücudu görünmeyen çocuğun ellerinde sabun köpükleri var. Çeşmeden akan suyla mavi, pembe, turuncu ve yeşil renkli mikroorganizmalar lavaboya düşüyor. Mavi lavabonun kenarında eflatun bir katı sabun ile mavi bir sıvı sabun şişesi dururken yeşil bir havlu duvarda asılı. Alp heyecanla Aa, biz bunları hayat bilgisi dersinde öğrenmiştik. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamayı da unutmayalım anne, dedi. Diğer sayfaya geçtik. Babası devam etti. Çocuklar, salgın hastalık dönemlerinde sosyal mesafemizi korumamız da etkili bir önlemdir. Alp merakla, sosyal mesafe ne demek baba, diye sordu. Babası açıkladı. Alp, bunu basitçe anlatmam gerekirse, bir süre tokalaşmak, kucaklaşmak, sarılmak gibi hareketlerden olabildiğince kaçınmaktır. Ayrıca kişilerle aramıza üç adım mesafe, parantez içinde uzaklık, koymalıyız. Bu sayfada Elif, Alp, anneleri, babaları ve kedi köpek ile sosyal mesafe yazısı olan bir resmin içindeler. Mavi harfli sosyal mesafe yazısının altındaki iki uçlu ok işareti kırmızı renkte. Elif, Alp anneleri ve babaları yazının yan taraflarından başlarını çıkartıp bize gülümseyerek el sallıyorlar. Bize göre sağ tarafta yukarıdan aşağıya baba, alp ve köpek varken sol tarafta ise yukarıdan aşağıya anne, elif ve kedi bulunuyor. Kedi ve köpek de gülümsüyor. Sevimli ailenin etrafında mavili, sarılı çiçekler yer almakta. Yeni bir sayfadayız. Bu sayfadaki resimde Elif ağlayan Alp'i teselli ediyor. Açık alandaki iki kardeş ayakta durmuş, Alp'in yakınında duran kedi ise onları izliyor. Kedinin sırtı bize dönük, yeşil çimenlerin arasında kırmızı bir çiçeğin yanında duruyor. Alp ellerini yanaklarına koymuş, gözleri kapalı ağlarken yanaklarından gözyaşları süzülüyor. Elif sağ elini kardeşine uzatmış sevgiyle hafifçe tebessüm ederek ona destek olmakta. Elif yeşil bir elbise, Alp ise mavili bir tişört ile kahverengi bir şort giymiş. Alp sessizleşmişti. Üzgün ve endişeli görünüyordu. Bunu fark eden babası, Alp, neyin var? Salgın hastalıktan bahsetmek seni endişelendirmiş olabilir mi? diye sordu. Alp, bilemiyorum baba, endişe ne demek? dedi. Babası, endişe, başına kötü bir şey geleceğini düşünmektir, diyerek açıkladı. Annesi de Alp'i sakinleştirdi. Belirsizlik dönemlerinde endişelenmemiz çok normal oğlum. Böyle zamanlarda endişelenebilir, korkabilir, üzülebiliriz. Bunlar hepimizin yaşayabileceği duygulardır. Sayfa değiştirdik. Şimdi bir bulmacanın olduğu sayfadayız. Sence Elif hangi duyguyu hissediyor? Bu sayfadaki bulmacada kutucuklara bölünmüş çerçeveler içinde Elif'in yüz mimikleriyle duyguları resmedilmiş her mimiğini karşısındaki kutucukta ise duygunun ismi yazıyor. Senin için betimlenen mimiklerin karşısındaki doğru duyguyu bulmak ise sana düşüyor. Birinci sıradaki resimde Elif'in dudakları yukarıya doğru uzamış gülümsüyor. Elif'in hangi duyguyu hissettiğini bulacağın kutucuklarda sırası ile Özgün, mutlu, kızgın yazmakta. Sana örnek olsun diye Mutlu Kelimesi yuvarlak içine alınmış. İkinci sırada Elif gözlerini yummuş, kaşları yukarıya doğru kalkmış, dudakları aşağıya doğru ağlayacakmış gibi duruyor. Duygu kutularında Mutlu, şaşkın, üzgün yazıyor. Üçüncü sırada Elif'in gözleri kocaman açılmış, ağzı hayretle yüz yuvarlak olmuş. Duygu kutularında Kızgın, mutlu, şaşkın yazıyor. Dördüncü sırada Elif kaşlarını çatmış, burnunu çekmiş, dudakları yere doğru dönük duygu kutularında Özgün, kızgın, şaşkın yazıyor. Beşinci ve son sırada Elif'in kaşları yine kalkmış, gözleri küçülmüş, ağzı aralanmış, açık duruyor. Duygu kutularında Şaşkın, korkmuş, mutlu yazıyor. Şimdi sen kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl hissettiğini Elif'in yüzünde çizerek gösterir misin? Senin boyaman veya düşünerek hayal etmen için. Elif'in kaşı, gözü, ağzı ve burnu olmayan yüzü çerçeve içine resmedilmiş. Yeni bir bulmacanın olduğu sayfaya geçtik. Alp'in duygularını eşleştirebilir misin? Bu sayfadaki bulmacada Alp'in yüz mimikleriyle duyguları resmedilmiş. Karşı sıraya ise... Kızgın, şaşkın, korkmuş, üzgün, mutlu. Duygu ifadeleri yerleştirilmiş senden istenen her mimini karşısındaki duyguyla eşleştirme yapman. Sana örnek olarak Alp'in ikinci sıradaki gözlerini yumduğu, kaşlarını yukarıya doğru kaldırdığı ve dudaklarını aşağıya doğru ağlayacakmış gibi sarkıttığı duygusu üzgün ifadesiyle eşleştirilmiş. Şimdi sıra sende. Betimlemesi yapılmış mimiklerin doğru ifadeleriyle eşleştir. Birinci sırada Alp'in dudakları yukarıya doğru uzamış gülümsüyor. Sence Alp'in duygusu kızgın, şaşkın, korkmuş, üzgün, mutlu. İfadelerinden hangisiyle eşleşiyor? İkinci sıradaki duygu ifadesi sana örnek olarak az önce verildi. Üçüncü sırada Alp'in kaşları kalkmış, gözleri küçülmüş, ağzı aralanmış, açık duruyor. Sence Alp'in duygusu? Kızgın, şaşkın, korkmuş, üzgün, mutlu. İfadelerinden hangisiyle eşleşiyor? Dördüncü sırada Alp kaşlarını çatmış, burnunu çekmiş, dudakları yere doğru dönük. Sence Alp'in duygusu? Kızgın, şaşkın, korkmuş, üzgün, mutlu. İfadelerinden hangisiyle eşleşiyor? Beşinci ve son sırada Alp'in gözleri kocaman açılmış, ağza hayretle yüz yuvarlak olmuş. Sence Alp'in duygusu? Kızgın, şaşkın, korkmuş, üzgün, mutlu ifadelerinden hangisiyle işleşiyor? Şimdi sen kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl hissettiğini Alp'in yüzünde çizerek gösterir misin? Sana boyaman veya düşünerek hayal etmen için Alp'in kaşı, gözü, ağzı ve burnu olmayan yüzü çerçeve içine resmedilmiş. Diğer sayfaya geçtik. Anneleri çocukların önüne birer bardak süt koydu ve... Çocuklar, duygularınızı, düşüncelerinizi ve yaşadıklarınızı Güvenebileceğiniz bir yetişkinle mutlaka paylaşmalısınız. Konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda, kendinizi iyi hissetmediğinizde size yardımcı olabilecek çok sayıda insan var. Aileniz, öğretmeniniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız ve sağlık çalışanları size yardım için hazırlar. Bunu unutmayın." dedi. Bu sayfada iki resim bulunuyor. Sayfanın bize göre sol üst köşesindeki resimde bir erkek doktor bize gülümsüyor. Beyaz önlüklü, pantolonlu ve şapkaya benzer bone takmış olan doktor, kahverengi saçlı ve gözlüklü. Sağ işaret parmağını söz almak istermiş gibi yukarı kaldırmış. Doktorun sol elinde hastalarla ilgili notlar aldığı dosyalığı var. Doktor boynuna stetoskop asmış, stetoskopun metal diyafram ileticisini ise önlüğünün cebine koymuş silindiri andıran şapka şeklindeki bonesinde yuvarlak parlak ışık veren bir nesne takılı. Bu nesneden çıkan ışık ile doktor bizi daha iyi muayene edebilir. Sayfanın bize göre sağ alt köşesindeki resimde Elif ile Alp'in büyük annesi örgü örüyor. Büyük anne mutlulukla gözlerini kapatmış gülümsüyor. Büyük anne kırsaçlarını tepede topuz yapmış ve sivri renkli tokalar ile tutturmuş. Şala benzeyen örgü, kırmızılı, sarılı, yeşilli, kahverengili, rengarenk desenleriyle yerlere kadar uzanmakta. Büyükannenin etrafında makas, çengelli iğne, rengarenk toplu iğneler, düğmeler, makaralar, mezura, iğnelik, yumaklar, dikiş iğnesi, yüksük ve tığ bulunuyor. Başka bir sayfadayız. Bu sayfanın konusu bir etkinlik çalışması. Kendini üzgün, korkmuş ya da endişeli hissettiğinde kiminle ya da kimlerle konuşmak istersin? Hadi aşağıdaki kareye bu kişilerin yer aldığı bir resim çiz. Bize göre soldan sağa doğru Alp, babası, annesi ve Elif yan yana durmuş havaya kaldırdıkları. iç kısmı senin doldurman için boş bırakılmış kara şeklindeki sayfayı tutuyorlar. Yeni bir sayfadayız. Elif ile Alp sütlerini içerken Anne ve babalarına merak ettikleri şeyleri sormaya devam ettiler. Elif annesine, "Anne, geçen gün okulda bir arkadaşım, yaramazlık yaparsak hastalanırız." demişti. "Biz yaramazlık yaptığımız için mi salgın hastalıklar oluyor?" diye sordu. Annesi gülümsedi ve "Bazen başımıza kötü şeyler geldiğinde bunun bizim suçumuz olduğunu düşünürüz kızım. Hastalanmak kimsenin suçu değildir. Salgın hastalıklara virüsler ve bakteriler neden olur." diyerek cevap verdi. Elif çok rahatlamıştı. Bu sayfadaki resimde Elif ile Alp mutlulukla tek ayakları üstünde sıçrıyorlar. İki kardeş gözlerini kapatmış, beyaz dişleri görünecek şekilde gülümsemekte. Karşılıklı durmuş ellerini yukarıya kaldırarak birbirlerine çarpıyorlar. Elif'in salık bıraktığı saçları havalanmış. Diğer sayfadayız. Sıra Alp'teydi. Alp, peki ne zaman bitecek bu salgın hastalık? ne kadar süreyle evde kalacağız, dedi sabırsızlıkla. Babası, bunu henüz biz de bilmiyoruz. Birlikte bekleyip göreceğiz. Güvenilir kaynakların verdiği bilgileri takip edeceğiz. Evimizde güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bu geçici bir süreç. Bilim insanları hastalığın tedavisini bulmak için gece gündüz çalışıyorlar. Diye durumu açıkladı. Bu sayfadaki resimde Alp annesi ve babası ile evde jimnastik yaparken mutlulukla gülümsüyor. Gücü de sağ ellerini bellerine koymuş, hafifçe sağa eğilmiş, sol kollarını yukarıya kaldırmış, egzersiz yapıyorlar. Alp kolunu kaldırdığı için tişörtü hafiften yukarı kalkmış. Belinin sol tarafı görünüyor. Soldan sağa baba, anne ve Alp şeklinde yeşil bir halının üstünde yan yana duruyorlar. Üçü de spor için uygun rahat kumaştan sarı, yeşil, mavi renklerde tişört ile mavi ve kırmızı renklerde şortlar giymiş. Sayfa değiştirdik. Elif atıldı. Ama ben arkadaşlarımla hiç mi oynayamayacağım? Hem dedemleri de çok özledim. Annesi cevap verdi. Bazen sevdiklerimizi ve kendimizi korumak için bir süre onlardan uzak kalmamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda üzülmeniz normal. Hadi gelin Kendimizi kötü hissettiğimizde bize nelerin iyi geleceğini birlikte düşünelim. Bu sayfadaki resimde Elif bize kaygı ve üzüntüyle bakarken kardeşi Alp'i ve iki kız arkadaşını düşünüyor. Elif kaşlarını çatmış ağzı açık duruyor. Elif'in düşünce baloncuğunun içinde arkadaşları ve kardeşi Alp var. Çocuklar kollarını yanlara doğru açmış. Mutlulukla bize gülümsüyorlar. Kız çocuklarından biri kahverengi kıvırcık saçlarını yanlardan kuyruk yapmış. Mavi tokalar takmış, pembe bir tişört ile mavi etek giyiyor. Kahverengi saçlı kız kollarını yukarıya kaldırmış. Elif'in sarı saçlı diğer kız arkadaşı ise pembe tokalar taktığı uzun saçlarını yanlarda örerek kuyruk yapmış. Üzerinde mavi bir elbise var. Sarı saçlı kız havaya sıçramış. Alp en önde ve ortada kollarını yana açmış, sağ ayağını havaya kaldırmış, sol ayağı üzerinde dengede duruyor yeni bir etkinliğin olduğu sayfaya geçtik. Evdeyken neler yapmaktan hoşlanırsın? Neler yaparken mutlu olursun? Hadi bu etkinliklerin neler olduğunu düşün ve her birini bir kutu içine yaz ya da resmini çiz. Etkinlikleri oluştururken ailenden yardım alabilirsin. Sayfadaki resimde içlerini sen doldurasın diye boş bırakılmış 5 renkli kutuyu Elif, Alp ile arkadaşları gülümseyerek tutuyor. Birinci mavi kutu yanlardan örgüyle saçlarını bağlayan sarışın kız çocuğunda. Pembe kutu alt kısımdaki ayaklar sayesinde yerde duruyor. Ve onu yandan saçlarını iki kuyruk bağlamış mavi elbiseli kız çocuğu elini uzatarak gösteriyor. Alp ve sarışın at kuyruklu kız arkadaşı yeşil bir kutunun her iki yanından tutmuş yürüyor gibi adım atmış duruyorlar. Kıvırcık kahverengi saçlı erkek çocuğunun sarı kutusu konuşma balonu şeklinde. Elif ise 5. ve sonuncu pembe kutuyu altındaki saptan tutarak yukarıya kaldırmış gösteriyor. Bir kırmızı kalp, bir mavi papatya ve bir kırmızı elma sayfayı güzelleştirsin diye aralara resmedilmiş. Başka bir sayfadayız. Bu sayfada bir bulmaca var. Kelime bulmaca. Evde yapabileceğin o kadar çok etkinlik var ki. Neler mi? Aşağıdaki evin içine gizlenmiş 15 sözcüğü ara. Bakalım bulabilecek misin? Yukarı, aşağı, sağ, sola doğru ve çapraz olarak bakmayı unutma. Sarı renkli ev resmi içine 13 yana yatay sıra, 13 yukarıdan aşağıya dikey sıra olmak üzere toplamda 169 kare çizilerek içerisine alfabenin 29 harfi belli bir sıra ile yerleştirilmiş. Aşağıdaki 15 sözcük bu harflerin arasında gizlenmiş. Oyun sözcüğü sana örnek olsun diye verilmiş. Üçüncü dikey sıradaki karenin, dördüncü yatay sıradaki kareyle çakışan o harfi ve onun çaprazındaki karelerde duran y, u ve n harfleriyle yazılıyor. Bir yakınından da destek alarak bulmayı deneyeceğin sözcükler. Boyama, dans, ders, film, müzik, okuma, oyun, oyuncak. Resim, sağlık, sohbet, sorumluluk, spor, temizlik, yardımlaşma. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada bir etkinlik çalışması yer alıyor. Slogan bulmaca. Aşağıdaki her sayı alfabemizdeki bir harfe karşılık geliyor. Bu sayılarda gizlenmiş sloganı bulabilir misin? Hadi, sloganı bul ve evdeki herkese söyle. Yemişil bir bahçe içinde sarı boyalı birbirleriyle yan yana duran evlerin resminin yer aldığı bu sayfanın bilmecesi 27 harf ve 6 sözcükten oluşan bir slogan cümle. Her harf bir kutucuk içine yazılıyor. Bu harfi bulabilmen için kutucuğun altına yazılmış rakam harfin alfabe içindeki sıralama sayısının ta kendisi. Şöyle ki Üçüncü sözcüğün 5 son harfinin kutucuk rakamı 21. Alfabede 21. rakam ise R harfidir. Başka bir örnek ise dördüncü sözcüğün ikinci kutucuk rakamı 27. Alfabenin 27. harfi ise V harfidir. İşte kelimeler ve içindeki harflerin rakamları. Birinci kelime 10, 1, bir, 28, 1, 24. İkinci kelime 6, 27, 6. Üçüncü kelime 22, 11, 9, 1, 21. Örnek olan R var ya. Dördüncü kelime 6, 27. Örnek olan V burada işte. 5, 6. Beşinci kelime 14, 1, 15

V, 28, Y, 29, Z. Diğer sayfaya geçtik. Babası anlatmaya devam etti. Gördüğünüz gibi çocuklar, üzgün, endişeli veya korkmuş hissettiğimiz zamanlarda pek çok şey bize iyi gelebilir. Böyle zamanlarda birbirimize yardım etmek de iyi hissetmemizi sağlar. Mesela ev işlerinde bizlere yardım edebilirsiniz. Çiçekleri sulayabilir, sofrayı kurabilirsiniz. Alp heyecanla atıldı. Ben odamı kendim süpüreceğim. Annesi gülümseyerek cevap verdi. Harika. Ayrıca iyilik yapmak da büyük bir yardımdır. Unutmayın çocuklar. Yaşlı, yalnız yaşayan tanıdıklarımızı arayıp nasıl olduklarını sormak, birbirimize nazik davranmak büyük bir iyiliktir ve kendimizi iyi hissettirir. Bu sayfanın üst tarafındaki üç küçük resimde iki kardeş ev işlerine yardım ederken bize mutlulukla gülümsüyor. Soldan sağa doğru ilk resimde Alp turuncu bir tişört ile mavi pantolon giymiş bir taburenin üstüne çıkmış pembe bir su kabı ile pembe bir çiçeği suluyor. Turuncu saksıdaki pembe yapraklı çiçeğin yeşil dalları var. İkinci resimde yeşil elbiseli Elif mutfak önlüğünü takmış bulaşık yıkıyor. Elif sağ elindeki beyaz tabağı suyun altına tutarken sol elinde bulaşık süngerini tutmuş. Lavabo tezgahında sarı bir kupa ile yeşil ve sarı renkli birer şişe duruyor. Üçüncü resimde Alp elektrik süpürgesi ile çiçek desenli, eflatun renkli yuvarlak halıyı süpürüyor. Sarı kırmızı renkli süpürgenin hortumu ile borusu da eflatun, ucu ise sarı. Yeni bir sayfaya geçtik. Elif heyecanla ekledi. Anne, doğayı korumak için suyu tasarruflu kullanmalıyız değil mi? Elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken suyu boşa akıtmamalıyız. Doğayı korumak da iyi bir davranıştır. Bunu okulda öğrenmiştik. Annesi başını salladı ve ''Evet Elif, çok haklısın kızım. Doğayı ve hayvanları korumak, çevremizdekilere bunun önemini anlatmak da iyilik yapmaktır.'' dedi. Bu sayfadaki resimde dünyanın etrafında ayakta durmuş, el ele tutuşan 16 çocuk resmedilmiş. 7-8 yaşlarındaki çocuklardan 7'si kız, 9'u erkek. Çocukların tamamı bize gülümsüyor. Çocukların saçları sarı, açık ve koyu kahverengi renklerde. Kıvırcık ve düz, kısa ve uzun. Kız çocuklarından bazılarının saçları yanlardan birinin tepeden kuyruk yapılmış. Kız çocukları elbise, tişört ve etek giyerken erkek çocukları tişört, şort ve pantolon giyiyorlar. Dünyada kara parçaları yeşil, turuncu ve sarı renklerin farklı tonlarındayken denizler ise mavi renkte. Yeni bir sayfadayız. Annesi sütlerini çoktan bitiren Elif ve Alp'e döndü. Çocuklar, salgın hastalıkla ilgili konuşacaklarımız şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa ne zaman isterseniz sorabilirsiniz. Şimdi biraz odanızda oynamak ister misiniz? Belki salgın hastalık süreci bitince yapmak istediğiniz güzel şeyleri hayal eder, bununla ilgili bir oyun oynarsınız. Ne dersiniz? Elif ve Alp anne babalarına teşekkür edip odalarına gittiler. Salgın hastalık bitince sevdikleriyle birlikte kampa gitmeyi hayal ettiler. Odalarında bir çadır kurdular ve neşeyle oynadılar. Bu resimde iki kardeş açık duran kocaman bir kitabı tutmuş bize gülümsüyor. Elif mavi kapaklı kitabın bize göre solunda. Alp de sağında ayakta duruyor. Kitabın açık duran iki sayfasından bize göre sağdakinde Elif ile Alp el ele kırmızı lalelerin oldu. Yemyeşil çimlerin üzerinde koşuyor. Kardeşler koşarken mutlulukla gözlerini kapatmışlar. Alp koskocaman kocaman mavi bir balon tutarken elip hediye paketini andıran ve koşarken havalanmış duran bir piknik sepetini taşıyor. İki pembe kelebek kardeşlerin etrafında uçuşuyor. Kitabın açık duran sayfalarından bize göre soldakinde iki kardeş anneleri, babaları ve köpekle otomobilde oturmuş bize gülümsüyor. Baba kırmızı renkli üstü açık otomobili kullanırken anne babanın yanına, kardeşler de köpekle birlikte arka koltuğa oturmuş. Elip ellerini yukarıya kaldırmış. Alp sağ kolunu yana açmış. Köpek gözlerini yummuş, dilini çıkarmış. Tüm ailenin saçları, köpeğin de kulakları ve dili rüzgarla savrulmakta. Turuncu güneş gülümseyen yüzüyle tepelerinde parıldıyor geride üç tane yeşil yapraklarla kaplı ağaç kalmış. Otomobilli resmin bulunduğu sayfada kırmızı, üzeri sarı yuvarlak desenli kitap ayracı bulunuyor. Sayfa değiştirdik. Bu sayfada bir etkinlik çalışması var. Hadi sen de salgın hastalık sona erdikten sonra yapmak istediklerini aşağıdaki kutucuklara yaz veya resimlerini çiz. Bu sayfadaki içleri yazılmak için boş bırakılmış renkli çerçeveli kutucukları Elif ve Alpin arkadaşları tutuyor. Mavi çerçeveli kutucuk kırmızı elbiseli, kahverengi saçlarına çiçekli bir toka takmış olan kız çocuğunda. Sarı çerçeveli kutucuk düz kısa saçlı erkek çocuğunda. Mavi çerçeveli kutucuk sarı saçlarını tepesinde mavi kurdeliyle bağlamış olan kız çocuğunda duruyor. Kızıl saçları alnına düşmüş erkek çocuğu sarı çerçeveli kutucuğun üzerine oturmuş bize el sallıyor. En alttaki uzun ve geniş yeşil çerçeveli kutucuğu ise gür saçlı mavi pantolon gömlek giymiş olan erkek çocuğu ile kıvırcık kahverengi saçları at kuyruğu şeklinde bağlı sarı gömlek turuncu etek giymiş kız çocuğu iki yanından tutarak gösteriyor. Yeni bir sayfaya geçtik bu sayfada yeni bir etkinlik çalışması var. Elif'le Alp hikayesinden aklında kalanlar. Elif'le Alp hikayesinden aklında neler kaldı? Senin için bazı sorular hazırladık. Bakalım hatırlayabilecek misin? Kıvırcık kahverengi saçlı erkek çocuğu kollarını açmış başının üstündeki içi boş düşünce balonuyla bize gülümsüyor. Erkek çocuğunun ayakta durduğu sayfada sorular sen altını doldurasın diye boş bırakılmış. Sen olsan bu hikayeye ne isim verirdin? Salgın hastalık sürecinde Elif ve Alp neler düşündü? Hikayede kimi kendine daha yakın hissettin? Neden? Hikayeye göre salgın hastalıktan korunma yolları nelerdir? Salgın hastalıktan korunmak için sen neler yapıyorsun? Hikayeden aklında neler kaldı? Bu kitabın son sayfasındayız. Labirent Elif ve Alp salgın hastalık sona erince parka gitmek istiyor. Parka hastalanmadan gidebilmeleri için Elif ile Alp'e yardım eder misin? Virüslerden uzak durmayı unutma. Sayfanın ortasındaki çıkmazlar ve geçişlerle oluşturulmuş bir labirent içindeki yoldan Elif ile Alp geçip çıkıştaki oyun parkında salıncağa ve tahtravalliye binen arkadaşlarının yanına gitmeyi deneyecekler. Labirentin içinde mikroorganizmalar ara ara yolun geçiş yerlerini kapamış. Yolu açıp geçecek bölümlerde ise el yıkamak, banyo yapmak, sağlıklı beslenmek, iş yapmak ve uyumak gibi bizi sağlıklı tutacak şeylerin resimleri var. Labirentin sonundaki oyun parkında ise bir salıncak ve tahtıravalli ile onlara binmiş eğlenen çocuklar bize el sallıyorlar. Kırmızı renkli Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı logosu belirdi. Altında siyah harflerle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazıyor.